başkanlar, çok saygıdeğer katılımcılar. Öncelikle sabrınız için peşinden teşekkür etmek istiyorum. Biraz uzun bir sunumum oldu. 15 dakika içinde toparlamaya çalışacağım. Daha çok safra yolu yaralanmaları, nedenleri ve sıklıkları hakkında bugün bahsetmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi 1880'lerin başlarında Langenbuch'un ilk kolestektomiyi tanımlamasından beri kolestektomi genel cerrahi pratiğinin önemli bir dönümünü oluşturmakta. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber 1985'te Karl Müller, Erich Müller'in ilk laparoskopik kolestektomi yapmasıyla beraber yaklaşık son 3 dekatta genel cerrahide kolestektomi özellikle laparoskopik yöntemle yapılması artık altın standart haline gelmiştir. Ancak safra yolu yaralanmaları da veyahut da diğer organ yaralanmaları da cerrahinin artışıyla beraber aynı seyirde izlenmekte. Başlangıçta safra yolu yaralanmaları açık kolestektomiye göre laparoskopik cerrahide 3 kat daha fazla görülmekteydi. Sıklığına baktığımız zaman özellikle geniş serileri incelediğimizde verilen oranlar aslında 1/1 ila 1/6 arasında değişmektedir. Geniş bir 5 yıllık seriyi tanıdığımda 156.000 laparoskopik kolestektomi içinde safra yolu yaralanması 10.000'de 8 olarak görülmekteydi. Ama detaylı olarak inceleyen bazı çalışmalar var. Örneğin 9 yılda İngiltere'de yapılmış olan bir çalışmada major safra yolu yaralanmaları burada görüldüğü gibi laparoskopik kolestektomide 19%, açık kolestektomide ise daha fazla oranda görülmekte. Bu veriler tabii ki ne kadar doğru bu tartışmalı. Çünkü aslında bu verilerin çoğu ICD kodlarından sağlanmakta. Daha yeni çalışmalara baktığımız zamansa burada 711.000 kolestektomiyi inceleyen bir yayında safra kaçağı oranı yaklaşık 3550 hastada 0.5 olarak gözükmekteyken majör yaralanma, safra yolu yaralanmaları ise 0.2 oranında, yani literatüre benzer olarak verilmekte. Peki günümüzdeki bu oranlar artması acaba nelere bağlı veya ülkemizde durum nedir? Bu bize nasıl yansıyor? Ülkemiz için ne kadar veri bulabilirim diye baktım. Ben açıkçası çok fazla bir veri bulamadım ama burada safra yolu yaralanmalarını özellikle mali yönünde inceleyen İstanbul Tıp Fakültesi'nden Cem Gümüş Hoca'nın bir yayınında SGK verilerine de ulaşarak 2014-2015 yılları arasında SGK'da bakıldığımızda 308.481 kolestektomi 2 yıl içinde yapıldığını görüyoruz ki yılda yaklaşık 150.000 tane kolestektomiye denk gelir bu. Tabii ki özel olanlara da eklediğimiz zaman bu sayının artacağını göreceğiz. Burada kendileri bir çalışmalarında bir tahminde bulunmuşlar ve bizim oranlarımızın da Türkiye'de 0.3, yani 1/3 olarak tahmin etmişler. Ha, diğer çalışmaları incelediğimizde ise burada yine Ege Üniversitesi'nden yapılan bir yayın var. Burada tabii ki insidans olarak yok ama kendilerinin serilerinde, 10 yıllık serilerinde 105 tane hastadan bahsetmekte. Yine Yüksek İstas Hastanesi'nin incelediği bir seride de 90 tane safra yolu yaralanmasını bildiren yayınlar literatürde mevcut olarak bulunmakta. Peki neden yaralanıyor, risk faktörleri neler diye incelersek aslında hastaya ait ve cerrahe ait risk faktörleri olduğunu görebiliyoruz. Hastaya ait faktörler biraz önce de bahsedildi. Hastanın ileri yaşlı olması, inflame, akut ya da kronik bir inflamasyonla kolestit geçirmesi, cerrahi esnasında kanama olması, hartmanda taş, hartman koşumda taş olması, geçirilmiş üst batın cerrahileri bu hastanın bizim için riskli olduğunu ve kolestektominin zor olabileceğine dair şüphe uyandırmalı. Çünkü kronik inflamasyona baktığımız zaman normalde bu şekilde bir safra kesesi sistik beylikten ayrılırken eğer safra kesesi kronik inflamasyona bağlı olarak küçüldüğü zaman biz normal yolu izleyemiyoruz. Burada
görüldüğü gibi sistik bileği tam olarak ayrılamıyor ve hatta portal pediküle doğru giden yanlış bir anatomi algısıyla beraber yaralanmalara yol açabiliyor. Anatomi demin bahsedildi. Anatomi çok önemli. Bu normal anatomimiz. Hepimizin bildiği safra yolu anatomimiz. Ancak her zaman bu anatomiyi de görmüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki safra yolları varyasyonu vücutta anatomik olarak varyasyonların en sık olduğu bölgelerden bir tanesi. Bu bizim iki tane vakamızdan görüntü. Birinde safra kesesi teres ligamanının içinde görülmekte. Bir diğeri de demin bahsedildi, yine hepatik arter safra kesesi komşuluğunda bu şekilde izlenmekte. Yani normal anatomi dışında ki varyasyonlara her zaman açık olmamız gerekiyor. Bunun dışında safra yollarının varyasyonlarına baktığımız zaman çok çeşitli varyasyonlar karşımıza çıkabilmekte. Bunu her zaman cerrahi öncesinde akılda bulundurmamızda fayda var. Bunu engellemek için neler yapılabiliyor? İşte birçok metot geliştirilmeye çalışılıyor. Bu bir tanesi, near infrared floresanla beraber safra yollarını cerrahi sırasında görüntüleyebilir miyiz? Indocyanin green kullanımı var. Sakarya Üniversitesi'nden yine izosulfan blue ile yapılmış bir kadavra çalışması var. Ama henüz aktif olarak kullandığımız önerilebilen bir yöntem bulunmamaktadır. Hastaya ait bu risk faktörlerinin yanında peki biz kendimize ait risk faktörlerimiz var mı? Yani tecrübe eksikliğimiz olabilir mi? Bu hep gündeme geliyor çünkü. İlk yapılan çalışmalarda yaklaşık 8800 kolistektomi içeren bir çalışmada yaralanmalarının %90'ının ilk 30 vaka içinde olduğu, tecrübe kazanıldıkça yaralanma oranının arttığı söylenmekteydi. Ama son yapılan yayınlarda aslında cerrahin tecrübesinin yani kümülatif volümün, ki bu yılda 103 tane vaka oluyor ya da yılda 19 vaka ya da toplam kümülatif olarak 103 vakanın altını cut-off değeri alan bir çalışmada aslında cerrahın tecrübe eksikliğinin, yani görece tecrübe eksikliğinin o vakayı az yapıyor oluşunun safra yolu yaralanması üzerine bir etkisi olmadığını bildiren yayınlar var. Bu da bizim açımızdan göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden bir tanesi. Demin bahsedildiği hasar mekanizmalarından neden oluyor? En sık neden anatomik varyasyonlar. Anatominin doğru olarak tespit edilememesi. Tabii ki bunun için bahsedildiği gibi kritik görüş açısının sağlanması çok önemli olabiliyor. Diseksiyon sırasında hasarlanabiliyor. Özellikle yapıların uygun olmayan şekilde retrakte edilmeye çalışılmasıyla beraber safra yolu yaralanmaları gözükebilmekte. Aşırı traksiyon başka neden olabiliyor? Hepimizin bildiği gibi çadırlaşmalara ve buna bağlı olarak safra yolu yaralanmalarına yol açabilmektedir durum. Dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de termal hasar. Çünkü termal hasar da şurada görüldüğü gibi özellikle duodenum olmak üzere diğer komşu organlarda da yaralanmalara yol açabilmektedir. Peki neler yaralanıyor? Hepinizin bildiği sistik kanal zannedilerek safra yolu koledok yaralanması olabildiği gibi eşlik eden sistik arter yaralanmalarını da biz sık görüyoruz. Bazen anatomik olarak burada görülebildiği gibi aksesüar kanallar ya da aberrant sağ posterior hepatik kanal bulunan durumlarda da artık yaralanma bazen gerçekten kaçınılması zor olan durumlardan bir tanesi olabiliyor. Çoğunlukla biraz önce Ahmet Hocam da bahsetti, bu yaralanmaların erken postoperatif dönemde biz fark ediyoruz. Çünkü cerrahi sırasında oranlar değişmekle beraber yaklaşık 1/3 ya da 1/4 ancak intraoperatif dönemde fark edilebilmekte. Peki intraoperatif dönemde nelere dikkat edilmeli? Yani neler bizi uyarabilir? Aslında bunlar da bahsedildi. Sistik kanalın normalden geniş olması veya iki tane tübüler yapı görmemiz, sistik arterin aşırı büyük olması veya aşırı inflamasyon gibi durumlarda her zaman cerrahın dikkatli olması gerekmekte. Peki yaralanmalarda geliştiği zaman ne yapmak lazım ya da yakalandığı zaman klinik kısmında, tedavi kısmında önce sınıflamamız gerekiyor. Bunun için kullanılan aslında birçok sınıflama var. İlk başlarda kullandığımız Bismuth-Strasberg sınıflaması.
hepimizin bildiği gibi ABCDE şeklinde gitmekte ama bizim Zazmerk sınıflamasının bazı eksiklikleri var. Öncelikle arteriyel yapıların yaralanmasını veya portal ven yaralanmalarını aslında içermemekte. Sadece safra yollarına sınırlı kalmakta ve laparoskopik kolesistektomiye aslında her zaman için tam da karşılamamaktadır. Bismuth Strasberg yaralanması. Bismuth yaralanmasında işte hepinizin bildiği gibi güdük bifurkasyona 2 santim mesafeye kalana kadar sınıflanıyor. Olası darlıklarla beraber Bismuth Strasberg sınıflaması bu şekilde gidiyor. Bunun dışında ne var? Stewart, Linda Stewart ve Wayne sınıflama sistemi var. Bu hem sistik hem koledok hem de sistik arteri içerdiği için belki biraz daha kullanışlı olabilecek bir sınıflama bu şekilde uygulanmakta. Orada da klas 1 yaralanma ortak kanal, sistik kanal zannedilerek kesilmiş. Ancak sistik kanalda ki insizyon koledoğa doğru uzamışsa bu klas 1'i oluşturmakta. En sık olarak da burada görüldüğü gibi klas 4 yaralanmalar görülmekte. Burada sağ hepatik kanal sistik kanal zannediliyor. Yanlışlıkla sağ hepatik arter sistik arter zannediliyor ve klipserle beraber oluşturan bir yaralanma karşımıza çıkıyor. Bunun dışındaki sınıflama sistemlerinin içinde Hanover sınıflama sistemi var. Bu da aslında aynı şekilde hem safra yolunu hem portal veni hem de sistik arteri yaralanmalarını içeren bir sınıflama sistemi olarak gözükmekte. Peki klinikte ne şekilde karşılaşabiliriz? Aslında çoğunlukla iki tip bulguyla karşımıza çıkacaktır. Safra kaçağının olduğu yaralanmalarda daha çok karın ağrısı, ateş, hassasiyet gibi özellikle septik bulgular ön plana çıkacaktır. Ancak safra kaçağı olmayan safra yollarının klipslendiği durumlarda daha çok geç dönemde karşımıza çıkabilen sarılık ve striktüre bağlı sorunlar ortaya çıkabilmekte. Her zaman için laparoskopik kolestektomi sonrasında eğer hastanın kliniğinde bir bozulma varsa, karın muayene bulguları, iştahsızlık veya hasta kendini iyi hissetmiyorsa bu hastaya özellikle dikkat edilmeli ve safra yolu yaralanması açısından incelenmesi önerilmektedir. Şimdi zor bir durum safra kesesi yaralanmaları hepimiz için sorun yaratan, elimizi başımızın altına alıp düşünmemiz gereken durumlar. Dolayısıyla biraz önce de bahsedildiği gibi güvenli kolestektomiyi özellikle kritik görüş açısını sağlayarak yapılacak ameliyatlarla beraber bu yaralanmaların en aza indirileceğini ve bizim için de hasta için de daha iyi sonuçların elde edilebileceğine ben inanıyorum. Son olarak Ahmet Hocam da bahsetti, medikal-legal olarak da aslında biz bu konularda sorumluyuz. Bu yine Adli Tıp'tan yayınlanan bir yayın. 4 yıllık süreç içerisinde 17 tane kolestektomi vakasını Adli Tıp incelemiş. Burada hasarın geç fark edilmesi, hastanın geç sevk edilmesi ve yazılı onamının olmaması nedeniyle 17 tanesi malpraktis olarak değerlendirilmiş. O yüzden medikal-legal yönden de dikkatli olmamız, kayıtlarımızın tam olmasının da ben önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Son olarak teşekkür ediyorum.